Evet, 32. kazanım testinin sorularına devam ediyoruz. Geldik 8. soruya. Soruya baktığınızda böyle şıklarda grafikler, soru uzun, göz korkutucu olabilir. Bakalım nasıl çözüyoruz. Çalışanların aylık performanslarına göre maaş aldığı bir şirkette Ali 2500 lirayla Veli de 2250 lira maaşla aynı anda işe başlamışlar. Ve aylık performanslarına göre her ay bir önceki maaşına Ali ne kadarla başlamıştı? 2500 lirayla başlamıştı. Her ay Ali 25 lira zam alıyormuş. Veli de 2250 lirayla başlamıştı. Her ay 50 lira alıyormuş. Şimdi başlangıçta Ali ne kadar fazla maaş alıyor ona bakıyorum. 250 lira fazla maaş alıyor değil mi? Peki Veli ne kadar maaş artışı alıyor? Fazla olarak 50'den 25'i çıkartıyorum. 25 lira. Bu farkı Veli ne kadar zamanda kapatır? Bölüyorum 250'yi 25'e 10 ay. Şıklardan arayacağım şimdi. Nerede maaşları eşit oluyor? Burada. Kaç aya denk gelmiş? 11 aya. Nerede maaşlar eşit oluyor? Burada. Kaç aya denk gelmiş? 10 aya. Demek ki cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik 9 numaralı soruya. 9 numaralı soru da çılgın bir soru. Arkadaşlar bakın, bu testin sonundaki sorular çok havalı ve çok, hani ben ne diyordum? Kazanım testi kazık soru. Kazanım testi kazık soru kategorisine girecek sorular arkadaşlar. Şimdi bakın, soruda ne demiş? Demiş grafikte A ve B şehirlerinden birbirine doğru hareket eden iki aracın demiş. İşte bir A şehri var, bir B şehri var. Birbirlerine doğru hareket ediyorlarmış bunlar. Bakın, iki araç arasındaki mesafeyi şuradan anlıyorsun. Kaç? 900. Tamam mı? 900 kilometre aralarındaki mesafe. Peki bu araçların hızlarını nereden anlayacağım? Bak, 2 saatte 160 gitmiş bir tanesi. O zaman ne yapacağım? 160'ı 2'ye böleyim. Saatte 80 ile gidiyor bir tanesi. 160'ı 2'ye böleyim. Niye? 2 saatte 160 gidiyorsa saatte 80 gidiyor. Peki bu ne yapıyor? Bu da buradan aşağıya doğru, bak, 900'den 700'e inmiş. Ne kadar sürede? 2 saatte. Yani 900 eksi 700 bölü 2 saat. Yani 200 bölü 2 saat. Bu da 100 ile gidiyormuş. Saatte 100 ile giden de bu. Şimdi bakın, birbirlerine doğru hareketlerde eğer bunlar her birim zamanda aralarındaki mesafeyi birlikte yardım ederek daraltırlar. Ne demek bu? Bu adam 80 yaklaşırken bu adam da 100 yaklaşır. Yani 100 artı 80, 180, 180 buradaki mesafeyi bitirirler ve sonunda birbirlerine karşılaşırlar. O zaman ne yapacağım? 900'ün içerisinde kaç tane 80 artı 100 varsa o kadar saat sonra bunlar karşılaşacaklardır. Yani ne yaptım? 900 bölü 180 o da eşittir. 900'ü 180'e bölerseniz 5 çıkar. 5 saattir arkadaşım. Diyor ki buna göre aynı anda harekete başlayan iki araç kaç saat sonra karşılaşır diyor. 5 saat sonra karşılaşırmış. Cevap Bursa. Bakın, bir kazık soru daha. 12 numarada. Diyor ki bakın, bir grafik vermiş. Bu grafikler zaten gördüğü zaman içim kalkıyor. Çok çirkin ve zorlar. Aynı anda yanmaya başlayan ve boyu 60 mm olan A mumu ve boyu 75 mm olan B mum var. İki tane mum var arkadaşlar. Siyah kalemi vereyim. Evet, alayım hocam. Bak, çok güzel mum çizelim. Bir tane daha var böyle. Böyle iki tane mum var arkadaşlar. Tamam mı? İkinciyi güzel çizelim. A ve B mumları. Şimdi bak, mumun boyunun bir tanesi, bak diyor ki ve boyu 60 olan A mumu, bunun 60 mm'ymiş boyu. Bununki de 75 mm'ymiş. Çünkü diğeri de 75 diyor. A ve B mumları için. Sonra demiş ki yukarıdaki grafikte verilmiş. 5 saat sonra iki mumun boyları 35 mm olmaktadır diyor. Şimdi bak, bize bu bilgiyi niye veriyor biliyor musunuz? Biz her bir saatte mumlar ne kadar eriyor onları bulmamız lazım. 75'ten bak önce A'yı yapalım. A ne yapıyor? A'nın boyu 60'tı. 60'tan 35'e düşüyor. 60 eksi 35. Ne kadar zamanda? 5 saat. O zaman 60'tan 35'i çıkartırsam ne olur? 25 olur. 25 bölü 5'ten 5 milimetre. Bu ne demek biliyor musun? Saatte 5 milimetre erir. Yani yanar. Mumun saatte 5 milimetre eridiğini gördüm. Hangisi A? Peki B mumu ne yapıyor? B mumunu alalım. O da 75'ten 35'e düştü. Bunların arasındaki mesafenin 40 milimetre. Neymiş? 40 milimetre erimiş. Ne kadar zamanda? 5 saatte. 40'ı 5'e bölersen de 8 milimetre bulursun. Bu da saatte, 1 saatte 8 milimetre erirmiş. Güzel. Şimdi arkadaşım bak, mum yanarken eriyen kısmını mı görürsün yoksa kalan kısmını mı görürsün? Muma baktığın zaman eriyen kısmını göremezsin, kalan kısmını görürsün. O zaman ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Bunlar diyor ki, buna göre mumlar yanmaya başladıktan kaç saat sonra A mumunun boyu B mumunun boyunun 3/2 katı olur. Tüm boy 60 iken saatte 5 eriyorsa T saatte 5 T erir. Bak, saatte 5 eridiği için 2 saatte 10, 3 saatte 15'te T saatte 5 T eriyecektir. Ve boyu 60-5 T olacaktır. Kimin? A'nın. Peki B'nin ne olacak? O da 75'ti boyu. O da saatte 8 eriyor. O zaman o da 8 T erecek aynı zamanda. Aynı saatte, aynı T saatinde bu da 8 erecek. Ama kalan boyu 75-8 T olacak. Bu kim? Bu da B. Kim kimin 1,5 katı? Buna göre mumlar yanmaz. A mumunun boyu B mumunun boyunun 3/2 katı. B mumunun boyunun 3/2 katı A mumuymuş. Kimin boyunun diyorsa onun önüne 3/2 koyuyor. B mumunun boyunun 3/2, 1,5 katı. Bak, bunu böyle yazdım. Olacağına göre bunlar böyle birbirlerine eşit olacak. Bak, şu iki sayısını bu tarafa bölüm buraya çarpan olarak geçer. Onun için 2 60-5T eşittir 3 75-8T oldu. Şurayı biraz sileyim çünkü çok zaten soru zor. Bir de burada böyle karmaşa yaşamayalım. Şurayı bir silelim. Bak, gördüğün gibi burada devam ediyorum. Buraya dedim, bunu 2 ile çarpıyorum. 60 çarpı 2 120 oldu. Bununla bunu çarpıyorum, 10T oldu. Buraya geldik, 3 tane 75 ne olur? 150-225 olur. 3 kere 8 24T olur. T'leri bir yere, sayıları bir yere alalım. Şu T'yi bu tarafa al, sayıyı da bu tarafa al. Bak, 24T-10T eşittir 225, bu 120 de bir tarafa attım. Eksi 120 oldu. Buradan 14T eşittir kaç oldu? 105 oldu. Her tarafı 14'e bölüyorum. T buradan pat pat 105 35 çarpı 3 demek arkadaşım. Bu da 7 çarpı 2 demek. Bak, 5 kere 35 ya, bunları 5'lerle sadeleştirdim. 15/2 yani 7,5 oldu. İstersen çatır çutur adam gibi bölersin. 7,5'u yine bulursun. Demek ki kaç saat sonra? 7,5 saat sonra mumlar birbirinin 1,5 katı olurmuş. Arkadaşım bu gerçekten kazık bir soru. Bir sonraki videoda görüşelim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.